Sabahtan beri herkese hizmet ediyorsun. Bir de benim için yorulmasaydın ya. Yok canım, ne yorgunluğu. Afiyet olsun. Nasıl geçti görüşme? O sordu, ben anlattım. Ya alışıkta değilim ki öyle tanımadığım insana dert yanayım. Tuhaf geldi en başında. Böyle sanki kapı açılacak da iki tane adam çıkacakmış. Bana deli gömleği giydireceklermiş gibi stres yaptım. Sonra neden psikoloğa geldiğimi sordu. Ben de o tokat meselesini anlattım. Bende böyle bir sinir illeti var işte. Gözüm karardı mı? Öncesi, sonrası ne olur hiç düşünmüyorum ki. Dedim böyle bunu yenebilecek bir ilaç varsa söyleyin, onu kullanayım. İlaç olmaz dedi. Önce neden böyle davrandığımı bulmamız gerekiyormuş. Terapi göreceksin yani. Ha, ondan. Annemle babamı sordu bana. Babanı küçükken kaybetmiştin değil mi? 13 yaşındaydım. Siniri tepesinde bir adamdı rahmetli ya. Çok döverdi annem. Ben araya girdikçe bana da Allah ne verdiyse... Ali, bunları bana hiç anlatmamıştın. İşte psikolog... İnsan ailesinden ne görürse öyle davranır dedi. Ben de kadın erkek ilişkisini annemle babamdan örnek almışım. Ya dedim, nesini örnek alacağım onun? Ya böyle de konuşuyorum. Allah affetsin ya. Böyle şeyime yerleşmiş işte. Bilinçaltına. Sen her şeyi biliyorsun ya. Değişmek istersem değişebilirmişim. İstiyorum yine. Böyle bana korkuyla değil, sevgiyle bakmanı istiyorum ya. Bak, her hafta psikoloğa giderim. Yeter ki... Ali, bunu benim için değil, kendin için yap. Ben artık sana dönemem. Beklesem? Bekleme. Eşim var burada. Mine'yle mi barışsınız? Yok. Barışmıyor. O tokadı atmayacaktın. Hayvanlık ettin. İyileşmeye çalışıyorum. Bence artık çok geç. Bu arada babamın yanında olmuşsun. Teşekkür ederim. Önemli değil. Akşam Berkant da oradaydı zaten. Olan onu oldu. Kaşı patladı. Ya Berkan son zamanlarda 10 numara hareketler yapıyor. İyi adam çıktı içinden. Hayırdır? İnsanlar değişir. Ama siz abla kardeş buna inanmıyorsunuz ki. Afiyet olsun. Ne? Yine bekle.
Neyin tribindesin sen ya? Ablanım ben senin. Çalışıyorum. Beni meşgul etme. Mine Hanım'a bak sen ya. Ben senin abanı indirmesini bilirim de... kardeşimsin, kıyamıyorum. Al şu parayı. Ayşe'nin tedavisi için. Verdiğim para bitmiştir. Alsana şunu. Çocuk hasta, sen neyin tribindesin hala ya? Hastaneye götür hemen. Pervin karısı bulursa harcar marcar. Babama da para var orada. Öyle geceleri itle kopukla uğraşıp canını tehlikeye atmasın. Ya ben babama izah edemem durumu. Edersin, söylersin bir şey. Ben sizi kurtaramayacaksam niye bu hayatın içindeyim? Hepimizi kurtaramaz. Bak Ali'ye, çalıştı iş yerini satıyormuş patron. Ailemden bahsediyorum ben, bana ne halinden? Biz başımızın çaresine bakarız. Selen Hanım, sen hiç merak etme. Taylan yüzünden böyle yapıyorsun değil mi? Kardeşine kazık atan biriymişim gibi davranma bana. Atmadın mı? Atmadım. Hale bak ya. Ben aramıza dünyalar giremez sanırdım. Bir erkek mi girdi şimdi? Taylan beni harcadığına değecek mi Mine? Ha? Bunu mu istiyorsun? Bırakıp gideyim o zaman her şeyi. Döneyim teneke çıkmazına. Berkant'la barışayım. Berkant da iyi bir adam olmuş. Çocuğun da babasının yanında büyür. O zaman affeder misin beni? Beni ilgilendirmiyorsun artık. Benim ablam gerçekten öldü. Berkant, sana bir yer söyleyeceğim şimdi. Oraya gel, tamam mı? Ne yap be Çetin? Ya ne vardı sorumluluk almak için bu kadar acele edecek? Yani bana sormadan... Ya dayı sen de başlama. Biliyorum tamam, şirkete zarara soktum. Ben salam tamam mı? Man kafayım ben, beceriksizim, oldu mu? Yine yendin beni. Tamam mı? Yine yendin. Oğlum ne alakası var? Biz seninle yarış halinde miyiz? Sen benim yeğenimsin. Ha. Bu Salim abinin başında bir kadersizlik var ama dur bakalım. Ay bir insanın hiçbir işi rast gitmez mi? Asiye'nin intiharı kader. Hadi Ayşe'nin hastalığı da kader. Ama bir insan pilavcılığı nasıl beceremez ya? Sünepe herif. Öyle deme, yazık ya. Bana yazık değil mi? Parasızlıktan maydanozu bile korka korka alıyor. Şükret Pervin. Yine başınızı sokacağınız bir eviniz var. Tencereniz kaynıyor. Bunu bulamayanlar da var. Bana ne onlardan? Benim gözüm benden kötüsünü değil, iyisini görüyor. Daha bozuk telefonumu bile yaptıramadım. El alem 6 ayda bir yenisini alıyor ya. Kız bunlara taksit yapıyorlar mıdır? E yapıyorlardır tabii canım. Millet de o kadar nakit ne gezer. Ha Pervin, Allah aşkına bak sakın. Daha pilav arabasının içinde borcu da varmış. Hep Salim mi borç açacak? Biraz da ben açayım bak. Sağ ol tatlım. Ellerine sağlık. Güle güle kullan. Patronun nasıl? Hı? İnsan gibi davranıyor mu sana? Maaşını falan zamanında yatırıyor mu? E işte. Sakın ezdirme kendini. Hakkını da bırakma bunlara. Al, bu manikür için. Bu da senin. Sağ ol. Asiye. Biliyordum kız beni arayacağını. Babamın hayatını kurtarmışsın. Dağıtmışlar yüzüne. Salim amcaya canım feda. Senin babam bundan sonra benim de babam. Niye burada buluştuk biz? Burada çalışıyorum ben.
İş çıkışına çağırdım işte seni. Burada mı çalışıyor? Ha. Bana bak, sana güvendiğim için söyledim ha. Sakın gidip bizimkilere söyleme. Kız sen benim deniyorsun ya. Zaten söyleyecek olsam şimdiye kadar söylerdim. Delikanlı adamız kızım biz. Sana bir söz verdim ise bu sır ölene kadar saklanacak. Artistlik yapma oğlum. Gül kız işte böyle. Sen gülünce içimde çiçekler açıyor benim. Üşüdüm ben. Şurada bir çay ocağı var. Hadi oraya gidelim. Ne zamandır arayamadım seni Sarp. Fırsatım olmadı. Daha bugün senden bahsettik biliyor musun Taylan'la? Sabah toplantımız vardı. Öyle mi? Ne konuştunuz? Hiç. Hali nasıl diye sordum. İyi dedi, o kadar. Öyle birden aklıma düştün. Uzun zaman oldu. Bugün beraber bir yemek yiyelim mi? Senin için her zaman vaktim olduğunu biliyorsun. Söyle bakalım, kaçta nereden alıyorum seni? Yok, sen alma, ben gelirim. O zaman hazırlanayım. Akşam üzere tekrar konuşuruz. Olur, bana uyar. Tamam, görüşürüz. Saatler geçmek bilmedi bir türlü. Çok hızlı oldu biliyorum. Yani aramızda olanlar. Ama gözüm hep kapıdaydı. Hani sen geleceksin ya. Of, konuşmayı da bir becerebilsem. Sen iyi misin? Çok sessizsin bugün. Ben dün gece Hale'ye boşanmak istediğimi söyledim. Çok üzüldü mü? Eğer zamanı ihtiyacı varsa bekleyelim. Yani alışması için. Yok, üzgün değildi. Yani bekliyor gibiydi aslında. Ben dün gece bu evliliğin çoktan bittiğini bir kez daha anladım. Anlamadım, nasıl yani? Neyse, sonra konuşuruz bunları. Hadi sen çıkmıyor musun? Mesaim bitti. Hazırlanıp geliyorum. Hadi. Nasıl? Teneke çıkmazından çok da farklı değil, değil mi? Eskiden de manikürcüydüm. Şimdi de manikürcüyüm. Aynı Asiye, aynı hayat. Burada mı oturuyorsun? Yok. Yani yakında Dolmuş'la gelip geliyorum. Kızım bak, istemiyorsan çalışma ha. Bu adam bakar sana diyorum ya. Sen nasıl bu kadar değişsin ya? Telefonunu kırdım diye boğazıma sarılan şerefsiz sen değil miydin? Evet, bendim. Ama ölüm acısı başka bir şeymiş biliyor musun? Seninle beraber o şerefsiz Berkant'ı da gömdüler. Telefonmuş, paraymış, şuymuş, buymuş, hepsi uçtu gitti. Bir sen kaldın aklımda. Bir de gözlerim ve gülüm. Ne ayaksın oğlum sen? Niye Mine'yle para gönderiyorsun bana? Niye babamı kurtarıyorsun? Ne çıkarım var benden? Hiç. Sadece geçmişte yaptıklarımı affettirmek istiyorum. Niye güvenmiyorsun kız sen bana? Yaşadığını kimseye söylemedim. Gelme peşimden dedin, gelmedim. Daha ne yapsın bu adam kendini ispatlamak için ha? Selam bugün bana fırça attı. Yani hem Hale'yi hem de seni idare ettiğimi düşünüyor. Yani seni üzeceğinden korkuyor. Ben konuştum onunla. Bundan sonra bize karışmayacak, merak etme. Yani şikayet etmiyorum aslında. Bunu anlıyorum yani. Selen iyi bir kız. Hatta tanıdığım kadınlar arasında cesur, güçlü. Hem ablanı kaybettiğin günden beri seni kardeşi yerine koyuyor. Ama bana hala neden güvenmediğini anlamıyorum. Ama gördü işte. Yani yanıldığını kabul etmeli.
Sonuçta karına boşanacağını söyledin. Evet, söyledim. Taylan, benim senin için geçici bir heves olmadığımı söyler misin lütfen? Selin'im? Bilmiyorum. Herkese. Hayır değilsin tabii. Ben hep senin yanında olacağım. Merak etme. Yani her şey o kadar hızlı gelişti ki. Ne bileyim, belki mutsuzdun, bana sığındın, iyi geldim. Her şey olabilir. Mine, ben karıma boşanacağımızı söyledim. Senin için. Aşkımız için. Ne olur, inanır mısın artık bana? Tamam. İnanıyorum. Peki. Ben, yani senin için geçici bir heves miyim? Hayır tabii ki. Ben kalbim duracak diye korkuyorum senin yanında. Böyle ellerim terliyor, sesim titriyor. Sürekli sırıtıyorum, durduramıyorum kendimi. Hayır, heves falan değilsin. Asla. Berkant, tamam. Buraya kadar yeter. Yani ben sana evimi gösterecek kadar güvenmiyorum henüz. Haklısın. Haklısın, çok kırdım seni. Hayvan gibi davrandım. Ama gün gelecek, tamamen güveneceksin bana. Ben buradan dolmuşa bineceğim. Sarıyer dolmuşu geçiyor mu buradan ya? He? Dolmuşun çabuk geçiyor mu dedim? Gelir şimdi. Tamam. Senden haber bekleyeceğim. Ne zaman gel dersen o zaman geleceğim. Manikürcülük yapıyormuş da falanmış filanmış. Aklınca beni deniyor ya. Hodri meydan kızım. Hadi bakalım. Sen mi Yaman'sın yoksa Berkant mı? Hadi arabayla bırakayım seni. Yok, şimdi mahallede bir gören olursa dolmuşla gideyim en iyisi. Peki. O zaman dolmuşa kadar yürüyelim. Tamam, olur. Yarın iş çıkışında geleyim diyorum. Belki bir yemek yeriz. Sonra sinema gideriz. Ya da tabii yani sen ne yapmak istersen. Sen ne istersen onu yapalım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Birlikte karar verelim. Tamam, olur. Ne haber Zeynep? İyiyim Selen Hanım. Zeynep, telefonumu unutmuşum odada. Getirir misin? Bakıyorum toparlamışsın hali. Taylan'ın merhametini sömürdün tabii yeterince. Şimdi ayakta mı savaşacaksın? Ben bir erkek için savaşmam Selen'cim. Tarzım değil. Asıl savaşılması gereken kişi benim. Halicim, kuyruğunu dik tutacaksın ya, saçmalama istersen. Hı? Senin ne düşündüğün beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Zaten beni anlaman da olası değil. Senin gibi basit kızlar sevgililerini ya da kocalarını kaybettiklerinde yıkılır. Sonra arabesk müziği sonuna kadar açar. Böğre böğre acı çeker. Ama ben yapmam. Kocan o basit dediğin kızlardan birini sana tercih etti ama... Düşündüm de, evet. Mine ile birbirinize çok iyi eltiler olursunuz. Artık el birliğiyle yalıyı da kendi varoş mahallenize çevirirsiniz.
Hala arkadaşlarıyla mı buluşacakmış Dayla? Evet anne. Dışarı çıkarken gördüm. Bayağı bir süslenmişti. Neden birlikte çıkmadınız oğlum? Onlar artık ayrı ayrı takılıyor anneciğim. Çetin. Üzme artık kendini canım. Bir dahaki sefere daha dikkatli olursun. Deden de vaktiyle iş konusunda ne hatalar yaptı. Değil mi hayat? Dedeciğim, ben kimliğimi çıkarttım bu arada. Sormadan söyleyeyim. İyi. Gidin hemen nikah işlemlerine başlayın. Başlarız. Değil mi aşkım? Olur. Hemen yarın. Budacığımdan senin için randevu alacağım. Gelinliğini seç, hemen provalara başlasınlar. Aşkı Tom'la birlikte seçeriz. Ama düğünden önce görmesi uğursuzluk getirir, değil mi? Ay yok, sen gelmeyi istemiyor. Şetin'in bu aralar fazla vakti olmayacak. Şirketin bütün birimlerinde sırayla staj yapsın istedim. Taylan, sen ayarlamaları üstlenirsin. Ben şirkette çalışmak istemiyorum dede. Çalışacaksın. Kusura bakma ama artık bana kimsenin bir şey dayatmasına izin vermeyeceğim. Müsaadenizle. Hayda. Şu tavra bak. Tamam baba. Siz üstüne çok gitmeyin. Ben konuşurum onunla. Afiyet olsun. Hale, neredesin? Sarp'la yemek yiyoruz. Sarp'la mı? Hale, ne diyorsun sen? Ne yaptığının farkında mısın? Canım, sonra konuşuruz. Geldiğimiz gün hatırlıyor musun? Ben, sen, Taylan. Hatırlamaz mıyım? Nasıl unuturum? Masalardan birinin örtüsüne basıp üstündeki her şeyle birlikte yere kapaklanmıştı. Ay, nasıl rezil olmuştum ya. O kadar da sarhoş değildim. Değildim. Bir kız vardı yanında. Hayal meyal hatırlıyorum. Sevgilin miydi? Yok, değildi. Arkadaşlarımdan biri. Hem ben o sıralar sana aşıktım. Biliyorum. Ve sen tabii ki kocana aşıktın. Hala da öylesin. Ya şu Taylan'ı ne kadar kıskanıyorum biliyor musun? Öyle mi? Yıllardır gözün ondan başkasını görmüyor. Bu o kadar açık ve net ki. Ne yapalım? Bize de aşkımızı kalbimize gömmek kaldı, değil mi? Hale. Sen beni niye aradın? Kendimi denemek istedim herhalde. Yani bir mutluluk fırsatını kaçırdın mı bilmek istedim. Benimle mi? Hı. Taylan, artık aşık değil misin? Aşığım. Bunu bu gece bir kere daha anladım. Hadi dostluğumuza içelim o zaman. Dostluğumuza. Ama bak, bir gün o yakışıklı ve karizmatik kocanı bırakıp bana gelmeni bekleyeceğim. Aklında olsun. Olsun.
Ne var ya? Kendi yolumu çizeceğim. Yapamaz mıyım? Yaparsın canım. Tam senlik bir hareket zaten. Oğlum ben çığ gibi düştükçe büyürüm ama sen ancak kartopu oynarsın. Kızım yapacağım ben. Anladın mı? Net. Ya sen ne kadar şımarık bir adamsın ya. Niye ya? Ulan babam tezgahını kaybetmiş. Ali'nin çalıştığı tekstil atölyesi satılıyor. Sen burada dedenden iki azar işittin diye böyle çocuk gibi mızmızlanıyorsun. Şu tekstil atölyesi nerede? Bizim mahallede. Hı. Bizim tenke çıkmasındaki herkes orada çalışır. Yani çoğunluğu. Niye sordun? Bir şey değil, öylesine sordum. Ne oluyor lan? Neyin peşindesin sen? Bir şey olduğu yok ya, bıdı bıdı yapma. Arıza yapma lan. Allah'ım ya Rabbim. Teknik servis gibiyim anasını satayım. Bütün arızalar benim gibi. Şimdi bunu giyince üstüne yemek dökmeyeceğiz değil mi? Mine, şu şeker patlatmalı oyunu kursana kız telefonuma. Sen hangi parayla aldın bunları Pervin abla? Takside böldürdüm, senet yaptırdım. Kız kaynana, buzdolabında pirzola var, kızartıver. Kasap deftere yazdı, sağ olsun. Boyun posun devrilsin. Bizim bunları ödeyecek halimiz mi var? Salim'in borcunu ödeyeceğiz ya. Kocam borç yapar da ben yapamaz mıyım? Niye öyle diyorsun Pervin'im? Yarın öbür gün icra neyin gelirse... Adam ol da getirme. Kız! Sana da bunu aldım. Don giyen donanırmış. Git be edepsiz! Don aldı. Sus sen de sus. Ablacığım, ne oldu sana? Niye gelmiyorsun içeri, ha? Bir yerin mi acıyor? Yapma, daha çok dökülecek. Ablacığım, sen küçükken su çiçeği olmuştun, hatırladın mı? O zaman da böyle kırmızı kırmızı noktalar çıkmıştı yüzünde. Sen yine böyle çok üzülmüştün. Ama sonra geçti, iz bile kalmadı. Saçların da öyle olacak ablacığım. İyileşince gene çıkacak. Peki ne zaman? Onu bilmiyoruz. Ama geçecek. Merve de hasta olmuştu. Ama onun saçları dökülmemişti. Merve'nin hastalığıyla senin hastalığın aynı değil ya. O yüzden. Ben neden böyle oldum? Seni yarın bir yere götüreceğim ben. O zaman saçların için üzülmeyi bırakacaksın. Nereye? Gidince görürsün. Telefonunu aşağıda unutmuşsun. Ben bir karar verdim. Artık karşında bambaşka bir Çetin göreceksin. O ne demek be? Estetik ameliyatı mı olacaksın? Of boş boş konuşma ya. İş anlamında söylüyorum ya. Balık ekmek yapıp sat o zaman. Çok para var o işte. Ya da midye sat. Böyle kabukların içini doldur pilavı. Hileyle hurdayla çok iyi para kazanırsın ha. Geç bakalım sen dalganı. Ama ne yapacağımı duyunca aşkınla gurur duyacaksın. Ay uzatma be, ne yapacaksın? Sizin mahalledeki tekstil atölyesi var ya. Onu alacağım. Sen alacaksın. Evet, yapamaz mıyım? Yani zaten bizimkilerden ayrı bir iş yapmak istiyordum. Yani tam zamanı. O kadar paran var mı senin ya? Yani şirketin hisseleri var. Onları satarım. Yani dedem vermezse bilmiyorum. Kredi çekerim. Yapacağım ama bir şekilde yani. O orada çalışanlar, sonradan kovulanlar falan arkadaşın değil mi senin? Çoğunu tanıyorum tabii ki de. Tamam işte. Onların hepsini işe geri alacağım. Babanı da ustabaşı yapacağım. Kurtaracağım kızım sizi bu hayattan. Sen kimsin lan? Kimi kurtarıyorsun sen? Sevinirsin sanmıştım. Ne sevineceğim be?
Ben kurtaramamışım bizi. Sen mi kurtaracaksın? Allah'ım ya. Allah'ın tikisine bak sen. Ya doğru konuş be. Sizin paranız bizim kursağımızdan geçmez oğlum. Mutsuzluktan başka bir şey getirdiği yok bize. Merhaba. Merhaba. Selen evde mi? Evet. Haber vereyim mi? Yok. Daha değil. Ev sakin görünüyor. Selen söylemedi mi yoksa? Neyi? Birazdan anlarsın canım. Semra Hanım falan içeride mi? Evet, içerideler. Ama bir saniye... Semra Hanım... İyi akşamlar. Akşam akşam rahatsız ediyorum ama... Rica ederiz. Al canım bunu. Bunu da al. Sağ ol. Selen'e şahane bir sürpriz yapacağım. Hepinizi bir arada bulmam iyi oldu. Pardon. Konu neydi? Size Selen'le ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Yamiye benden para almıyor diye ağlıyordun. Ben gidiyorum babana dürüstçe iş veriyorum. Onu da atar yapıyorsun be yavrum. Ya bırak ya. Bütün milleti heveslendireceksin, ondan sonra üç güne batıracaksın atölyeyi. Ne alakası var ya? Selen Hanım, o arkadaşınız geldi. Semra Hanım'la bir şeyler konuştular. Şimdi ikiniz de salonda bekliyorlar. Ne konuştu? Duydun mu? Hayır. Nasıl ya? Nasıl ya kızım? Başımıza salmamış mıydın bunu? Hani başımıza bela olmayacaktı. Ne bu şimdi ya? Ne oluyor ya? Ne dedi acaba ya? Ne bileyim. Ya Selen olduğunu söyleseydi eğer, anneannemizi aşağı çağırmazdı, kendi yukarı çıkardı. Belki yüreğine inmiştir kadının. O kadarına cesaret edemez. Ya niye kimsenin gıkı çıkmıyor ya? Anneanneciğim, canım. Bizi çağırmışsın aşağı. Bir şey mi oldu? Seda bir şey mi saçmaladı yoksa? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Mutfağa götürün, servis yaparsınız. Bugün benim doğum günüm ya. Evet canım, 20 Mart. Selen Gürdal tam 24 yıl önce bugün doğdu. Ha, 20'si mi bugün ayın? Ben tarihte yaşayacağımmışım. Çetin, unuttun mu nişanlının doğum gününü? Ne ayıp. Tam unuttum gibi değil de. Unuttu tabii anneanneciğim. Aşkım yani insan gidip böyle bir hediye falan alır değil mi? Aşk olsun yani. Tamam canım. Gitmeyin yeğenimin üstüne o kadar. İnsanlık hali unutabilir. Canım benim, iyi ki doğdun. Nasıl şaşırdınız ama yüzünüz bembeyaz oldu. Çam sakızı çoban armağanı. Sağ ol tatlım. Ha, hallediyoruz. Ben kapıya bakayım. Açayım değil mi? Bu yaptığın sana hiç yakışmadı hali. Neymiş bana yakışmayan anlamadım. Haliciğim. Tam zamanında geldin. Biz de Selen'in doğum gününü kutluyorduk. Ay, kaçırsam nasıl üzülürdüm anlatamam anne. Ha.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar yenge. Anlamlı bir hediye olsun istedim. Çok anlamlı gerçekten, çok güzel. İyi ki doğdun Selen. Sağ ol. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğmuş mu? Sağ ol, aman sağ ol da minnak. Aşkım sağ ol. Vaziyetten vazife çıkarma, ağzını unuttum. Sen ne burcuydun Selen? İkizler. Şimdi değil ki o. Mayıs sonu değil miydi ikizler? Mayıs sonu. Benim yükselenim ikizler. Normal burcum balık. Balık. Böyle hiç olmadı. Yarın akşam çok güzel bir yerde hep birlikte yemek yiyelim. Tekrar kutlayalım. Aa, bana uyar. Ayrıca eklendi canım. Neyse, ben kalkayım artık. Şükür. Yani kal demeyi çok isterdim ama geç oldu ya. Hepinize iyi akşamlar. Size de. İyi geceler. Ben geçireyim seni tatlım. Zeynep, Seda'nın paltosunu getir. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ne yapıyorum ya? Ne öyle? Doğum günü ne ayak? Aklınca beni huzursuz etmeye mi çalışıyorsun? Bana bak, zaten yarım aklın var, onu da ben alırım ha. Ne alakası var be? Ben seninle arkadaş olmaya çalışıyorum. Ya olma benimle arkadaş. Seviyorum seninle arkadaş olmak. Çetin'in sana verdiği parayı al ve... Yani Çetin sana o parayı borç diye vermedi tatlım. Arkadaşlar arasında böyle üç beşin lafı olmaz. Ah, anneciğim bir şey mi oldu? Canım benim biraz başım tuttu. Yatmaya gidiyorum. Aa, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Zeynep de geldi. Sağ ol canım. Hadi tatlım böyle... Şu boğazını iyice kapat. Üşütme, soğuk alma, tamam? İyi geceler. İyi geceler. Nasıl geçti yemek? Ne yapıyorsun sen? Kabalaşma lütfen. Sen benim gözümün içine baka baka Mine'yle görüşmüyor musun? Mesela bugün şirketi aradım. Çıktı dediler. Küçük sevgilinle buluşmaya mı gittin? Gel beni al filan mı diyor. Ne yapıyorsun? Hizmetçilik yaptığı evin kapısında mı bekliyorsun onu? Hale, Mine hakkında böyle konuşma. Bak sen. Laf da söyletmezmiş. Ya sen konuyu çarpıtmasana. Ne yaptınız anlat. Yemek yedik. Sen benim gözümün içine baka baka her haltı yiyeceksin. Ama karın bir arkadaşıyla yemeğe bile çıkamayacak öyle mi? Bunlar bayağı maço tavırlar. Hiç yakıştıramadım. Hale, bak beni sinirlendirme. Ne yaptıysanız bana açık açık anlat. Sen beni kıskanıyor musun? Aa, evet, kıskanıyorsun. Ama bir dakika, Mine'ye ne oldu? Onu unuttuk. Hani aşıktın ona? Bu kadar kısa mı sürdü aşkınız? Yazık. Hale, benimle oyun oynama. Benim Mine'ye karşı hissettiğim şeyler sıradan şeyler değil. Bunu kafana iyice sok. Kendini ne kadar da önemsiyorsun böyle. Benim Sarp'la aramda olanların aşk olmadığını nereden biliyorsun? Aşık mısın ona? Neden olmasın? Siz bu akşam neredeydiniz? Yani nerede yediniz o yemeği? Hangi restoranda? Hani detaylara girmiyordun? Hali soruma cevap ver. Neredeydiniz diyorum. Deli gibi kıskanıyorsun hem de. Çünkü senin kadının benim.
Şu an benimle olabilmek için çıldırıyorsun. Ne tuhaf değil mi? Bugün sen başka bir kadınlaydın. Ben başka bir adamla. Evet. O adam beni beğeniyor. Hem de çok. Bütün gece gözlerini üstümden ayırmadı. Bir hareketimle. Sus! Uyuyamadım. Ben de. Ya Selen hiç aklımdan çıkmıyor. 24 yaşındaydı ya. Şimdi yaşasaydı tam 24 yaşında olacaktı ya. Ne yaptık biz Çetin ya? Sen kızı aşağı ittin. Yani tamam kazayla oldu ama yani... Ben yamyam gibi ölünün üstüne atladım. Kimliğini aldım. Ne oldu sonra? Hangimiz mutlu olduk? Babam hala sersefil. Yine de sen konuşmuyor benimle. Ayşe hasta. Kızın vebalini mi aldık biz Çetin? Güneş bu yüzden mi doğmuyor üstümüze? Ha? Serp'le aramda hiçbir şey geçmedi. Geçemezdi. Çünkü seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Bunalıma girdik. Gözümüz karardı sanki. Ama geçti gitti. Ayşe'yi buraya getirmekle çok iyi yaptınız. Kendisiyle aynı durumda olan çocukları görmesi ona yalnız olmadığını hissettirecek. Saçları döküldüğü için çok üzülüyor. Ama hepsi aynı evreleri geçirdiler. Onların deneyimleri Ayşe'ye de moral verecek. İnşallah. Ayşe gibi lösemi tedavisi gören çocuklarımız için bazı terapi gruplarımız var. Size birkaç broşür getireyim. Bakarsınız, müsait olduğunuzda gelirsiniz. Neticede moral en iyi ilaç. Haklısınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Seni zor durumda bırakmamak için aramıyorum. Ama sesini duymayı o kadar istiyorum ki. Hayatım, istersen kahvaltımızı dışarıda yapalım. Hı?
dün gece bir hataydı. Ya neden kabul etmiyorsun? Asıl Mine hata senin için. Dün gece de bunun ispatıydı. Bana nasıl sarıldığını gayet iyi hatırlıyorum. Nasıl öptüğünü. Artık senin için savaşacak gücüm var Taylan. Çünkü beni sevdiğini biliyorum. Boşanmayacağım. Konuşmuyor bile benimle. Sen ne gülüyordun lan? Ha? Hoşuna gidiyor bu durum. Zevk alıyorsun değil mi? Oğlum ben kaybetmeye alışığım. Öyle vefasızlıklar gördüm ki şu hayatta. Plastik vazo gibi. Düşerim, yuvarlanırım ama kırılmam. Ne oldu ya? Dayım seninle konuşmadan devam edince sarsıldın mı sen? Sarsılmadım canım. Beni başkalarıyla karıştırma. Onlar gemileri yakar, ben limanı. Ya kes be. Kızım, dayım seninle hiçbir ilgisi yok, olmayacak da. Anladın mı? Oğlum benim elimi bırakan yarın ayağımın dibine düşer. Daha maç bitmedi. Of, sırf lafsın ha. Sırf lafsın yani. Kızım dayım yok. Unut artık onu. Artık yengeme mi döner, Mine'yle mi gider? Bunlar seni ilgilendirmeyecek. Ya benle ilerlersin bu yolda ya da çeker gidersin. Diyorsun. Diyorum. Ben giderim, ağlarsın arkamdan ha. Böyle paçama yapışırsın çocuk gibi. Benle eğleniyordun, benle didişiyordun. Derdini bana anlatıyordun. Fokur fokur kaynıyorsun Asiye. Yalan mı kızım? Senin bulup bulabileceğin en şahane adam benim. Ya ne oluyor ya sen? Kendini bir şey mi zannediyorsun? Nasıl diyordunuz siz? Değer verdik yeteri kadar, artık herkes ederi kadar. Senin de ederin kadar anladın. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Sen çok sıkıcısın bir kere. Bir kadının zerafetinin z'si yok kızım. Sen de erkek gibi bir şeysin ya. Hani kadınlar çiçekti ya? Kadın kadındır lan. Çiçek babandır. Gerizekalı. Ya boş boş konuşma be. Kızım. Ya ben ya da teneke çıkmazı. Kararını ver. Bilgisayarı ver. Ne? Bilgisayarı ver! Tamam bağırma be. Lan ne yapacaksan yap. Ne yapıyorsun ya? Alo. Sen çekip gitmek görmemişsin. Terk ediyorum lan bu evi. Hiçbir yere gidemezsin ya. Ne terk etmesi? Ayşe'yi de Mine tedavi ettirsin anasını satayım. Niye her şeyi ben üstleniyorum ki? Nasıl olsa yalıya gelin olarak gelmeyecek mi? Ama sonra Asiye kibirli, Asiye atarlı. Değil mi? Defolup gideceğim lan buradan. Hepiniz pişman olacaksınız. Videoyu da siliyorum. Ya ne yapıyorsun be? Gitmiyorsun bir yere. Berkant. Bir saat sonra dün seninle buluştuğum yere gel. Yapma. Asiye. 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 Ya dursana. Ya bırak. Kurtuluyorsun oğlum işte benden. Sil bilgisayardan da videoyu. Allah Allah. Beni de unut. Ya kızım bana bak, gitmiyorsun bir yere. Duydun mu? Ya bir dursana ya. Ya kızım dursana bir dakika. Ne yapayım aşkım, elimde değil. Gözümden düşeyim, üstüne basarım ben. Ya bana bak. Oyun oynamıyoruz biz burada. Sen benim suç ortağımsın. Giderim kendini ihbar ederim. Sen de biliyordun Selen'in öldüğünü. Sen de sakladın. Kimlik çıkarttın, yerine geçtin ya. Ben yanarsam sen de yanarsın kızım. Hadi git. Hadi git şimdi. Hadi. Hepiniz hayvan olmayın be. Ne hayvanı ya? Ya. Ya bir dur. Of.
Asiye! 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 Beğendin mi? Oh, afiyet olsun. Ablacığım ben bir telefon edip hemen geleceğim, tamam mı? Buradayım. Tamam. Ben sana geldim Berkat. Ne? Biliyordum bu kızda bir şey olduğunu. Hale, Selen'in odasında ne yapıyorsun? Bilgisayarım bozulmuştu anne, maillerime bakacaktım Selen'inkinden. Dışarı çık. Sana dışarı çık dedim. Anne ne oluyor?